Herkese merhabalar. Ben Evan Batu. Armut Sov kurmanın 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde borsa kurmayı anlatacağım. Böyle burada bir dosya hazırladım ve bunu açıklamalar kısmında indirme linkini bulabilirsiniz. Oradan indirdiğiniz zaman karşınızda şöyle çıkacak dosyalar. Burada aynı zamanda bir kurulum metni hazırladım. Nasıl kuracağınızı yazılı olarak anlatıyor aşamalar halinde. Şimdi ben de aşamaları takip ederekten nasıl kurulacağını video olarak anlatmış olacağım. Oradan anlayamayanlar bu şekilde videodan yardımcı olabilirim. Şimdi sağ tarafımda benim bir serverımın yedeği duruyor burada. Altslife kısmı da şurada zaten bulunuyor. Bizim kullanacağımız kısım mp-missions ve config. Bu şey için geçerli tabii nitralı için çünkü Config'in içindeki bu batılay kısmı yerine değiştirebiliyorsunuz. Ayarlardan e, değiştirebilir. O yüzden ben bu şekilde söylüyorum. Hemen şuradan Notepad açıyorum metni. Bu şekilde karşımıza çıktı. Şöyle aşağıdan biraz büyüteyim. Evet. E, functions hack diyor ki direkt hızlıca anlatacağım bu arada hani araya fazla mola girmesin. E, function hack en sonunda bunları ekleyin demiş şöyle demişim daha doğrusu bu kısmı kopyalıyorum ve e, MPM için alt, -alt function he birlikte tabi bilgisayara format attım formatta hemen sonra video çekmeye başladım e, araya şey girmesin diye benim buradan gidip şeyi seçmem lazım zaten fazla bir şey yüklemedim daha neydi onun ismi ya? Program Files'da mıydı? Değil. Cmx86 Burada Olmasa da Notepad++ Şöyle Tamamdır Evet tekrar döndüm Bilgisayara format atmıştım o yüzden e, Ayarları daha yapmadığım için Notepad'i normal e, metin açma programına ayarlamam gerekiyordu standartta Şimdi Gördüğünüz gibi function klasörünü şeyi dosyasını açtım. En altına eklenmişti. Orayı kopyalıyorsunuz ve en alta indiğiniz zaman şuraya yapıştırıyorsunuz. en sonunda bir tane böyle kapatma kısmı olacak. O geneli kapatıyor şuraya kadar şöyle. Bunlar böyle şöyle söyleyeyim. Ee, biraz daha daha yukarıdaymış bayağı yukarı. Evet. Şimdi live silent core diyor, live diyor tagıyla tamam mı? şu şöyle söyleyeyim mesela İzmir mesela burası ya da şöyle diyeyim Türkiye genel bir şey olsun Türkiye'nin içindeki iller gibi düşünün bunları da en basit şekilde böyle anlatabilirim. Böylece gruplar halinde oluyor. Bu da en son ekliyorsunuz. Burası da şu da Türkiye'yi kapatan kısım oluyor yani. Bunlar işte diğer iller falan filan. Ee, bölüm bölüm oluyor. Bu kısma ekliyorsunuz bunu. Daha sonra aynı dosyada ee, Class Function diye şu kısmı bulup yani bu ili bulup <laughs> onun içine bu kodu ekliyorsunuz. O da yukarı çıktığınız zaman şimdi uzunca bir şey. Evet gördüğünüz gibi Class Function zaten bayağı bir çok şey var burada. Ee, buranın en sonuna ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada. Daha sonra diyalog klasörünün içindeki master handler açıp bunları ekleyin. Ee, şu ikisini master handler h'nin içine atacağız. Diyalogun içine master handler. Burada gördüğünüz gibi açıyorum. Ve bunun en sonuna o iki e, kodu da ekliyoruz bu şekilde. Daha sonra diyalogda player in'e ve hpp dosyasını bulup dosyasını açıp şu bir dakika pardon evet şu kısmı buluyoruz bunun altına burayı yapıştıracağız onu da size hemen söyleyeyim o dosyanın en altında ben bunu yazarken onu fark etmemiştim şimdi şöyle söyleyeyim nerede burada bunları da birlikte açtan ayarlamam gerekiyormuş gene Şöyle tamam ayarlandı. Evet. En alta inin. En altta bulmanızı istediğim kısım burasıydı. E, ee, CTRL deyip sadece şu kısmı da aratsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. <laughs> Evet, özür diliyorum. Ee, ufak bir sorun çıktı, hemen e, geri geldim ama. Şimdi e, bu ne oluyor? Şu kısım, onu açıklayayım hemen. Burası Y'ye bastığınız zaman mesela orada diyor telefon bilmem ne, admin işte güncelle falan. Bu da orada işte borsa diye bir yazın çıkmasını sağlıyor. E, mesela burada da ne mesela bu güncelleme yazan yer burası. Bu da işte e, bunu tabi bunlar şöyle kodlar girmişler. Nedeni de diyelim Türkçeleştirmek istiyor başkası ya da işte e, İngilizce olarak yayınlamıştı işte mesela Tonic. Başkaları işte Fransızca bilmem ne çevirecek olan zorlanmasınlar diye öyle bir kod giriyorsun ama onu şurada string table xml dosyası var. Bunu açtığın zaman Burada gördüğünüz gibi bakın oraya yazılan kodlar burada ve burada orijinal İngilizce, Almanca, Fransızca diye insanlar değiştirebiliyorlar. Da bazıları hala İngilizce, onlar zaten ee, pek kullanılmıyor. Hani çok da önemli değil. Admin mesajları falan filan çevirme gerek duymuyor kimse. Şimdi buraya oraya borç sağlıyor Siz buraya Mahmut yazarsanız Mahmut çıkacak orada. Mahmut diye bir buton basacaksın borsa çıkıyor. Yani. Velhasıl. Devam edelim. Şimdi. Init script dosyasını açacağız. Tabi ben iki tane init olduğu için karıştırılır belki diye böyle yazdım. Init script dosyasını açıyorsunuz. Ana dizindeki kısımdaki. E, şuradaki init script dosyasını açıyorsunuz. Ve buraya. şu şu ikisinin. Şu iki kodun. Tam altına Bunları ekliyorsunuz, şöyle buraya kadar kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Nerede onlar şimdi size göstereyim ben. Gördüğünüz gibi bu şu iki kod, şöyle. Bunun tam altına bu kısım geliyor, şuraya kadar. Bunlar da eklediğim başka diğer kodlar, isterseniz onları da daha sonra verebilirim. Yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi, şimdi şu buraya kadar olan çok şimdi diyorum ya. Buraya kadar olan kısım dosyaların yerlerini ve bazı kodlar ekleyerek yaptık. Yani mesela şurada include demişiz tamam mı? Mesela bu iki dosyayı eklemişiz ama dosyalar daha dosyaları dosyaları daha yüklemedik. Sadece yerini belirttik. Şimdi dosyalar atmaya geliyor sıra. Ee, klasör, Core klasörün içine verdiğim market klasörünü atın. Şöyle. Şurada gördüğünüz market diye bir klasör var. Benim verdiğim bunu alıyorsunuz ve korun için atıyorsunuz şu şekilde. Şurada market diye var. Böyle bir dosya. Şöyle açayım görün. Ee, daha sonra. Dialog klasörün içine common editor wrapper hpp ve market hpp dosyalarını atın demişim. Onlar da diğerleri kısmında common editor wrapper ve market diye. Onları da dialogun içine atıyorsunuz. Camel Editor Wrapper Market TPP neredeymiş? Şurada. Gördüğünüz gibi. Daha sonra Core Functions'ın içine, Core'un içindeki Functions klasörünün içine FN Random Round hatırlarsanız bir küçük bir kod eklemiştik Functions'ın içine. Bu o oldu işte. O dosya. Şu dosyayı Core'un içinde Functions'ın içine atıyorsunuz. Nerede? Şurada onun bir yerde. Şurada. Daha sonra şimdi tüm yükleme işlemlerini bitirdik. Kodlamaları da bitirdik. Geriye bir tek izinleri ayarlama kaldı. İzin de şöyle. Batılay'da bir güvenlik e, tedbiri var. E, sıkıntı çıkmasın diye daha sonra hackmek olayı falan olmasın diye dosya kontrolü yapmak adına e, dosyalarda hata çıkmasın hackten ziyade dosyalarda hata çıkmasın diye şöyle e, bu scriptleri ekliyoruz değil mi butona basıyorsun butona basma kodu neredeydi bak şöyle şurada ne diyor on button click diyor yani o buton üstüne bastığı zaman live fnc open market view açacak tamam mı yani bu kodu çalıştıracak. Buna bir izin bu, bu koda izin vermeniz gerekiyor batılayda onu da şöyle yapıyoruz. Şöyle daha da geriye çıkıyorum. Config'in içinde batılay, batılayın içinde script.txt dosyasını açıyoruz. Aç diyorum. Böyle açmayayım şöyle. E, birlikte açtan bir dakika. Birlikte açtan şöyle ayarlayayım onu da hemen. Evet şimdi açtık böyle. O izin verdi mesela durun size onu göstereyim ben. Ee, nerede, nerede? 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 Şurada Life manager World menü. Open Market View. Bakın burada o butonun çalıştırdığı kısım burada. Ee, size ben bu kısmı komple böyle vereceğim. Bu kısmı komple böyle verdim. Ee, siz bunu direkt alıp sıklipteğe yapıştırabilirsiniz. Ama eğer e, farklı bir menü bir şey ya da ne bileyim başka bir şey eklediniz, admin menü falan böyle ekstra başka izin verilmiş, e, o zaman sadece marketleri almaz. Marketten kastım ben burada borsa yazmışım bir tanesini diğerlerde market yazıyordur. Bu bildiğimiz market Türkçe yazılmış buraya. Ee, yabancı şuralarda kodların içinde market yazanlar borsa olanlar. Şöyle oluyor. Mesela ben diyelim buna izin vermek istiyorum değil mi? O dosyadakine. Zaten izin verme olayı şöyle. Bu arada hata kontrolünü de hemen size anlatayım kısaca. Girdiniz. Butler Script Restriction dedi. Çak diye attı sizi. Tamam mı? O tuşa bastıktan sonra. Eğer öyle bir şey yaparsa. O zaman siz gelip script log'a bakmanız gerekiyor. Az önce galiba oldu. Neyse. Umarım şu an sesimde bozulma yoktur. Eee çünkü bir elim yanlışlıkla çarptı mikrofon kablosuna e, giriş kısmında. Neyse. Şurayı bitirelim. Şuraya kadar. Şurayı da silelim. Evet, şimdi bunlar bu şekilde hatalar var, değil mi? Burada gördüğünüz gibi, Create Dialog işte Script Restriction birler bunlar zaten hepsi. Life Admin Composite, Life Admin Composite işte falan filan soul life DNA market prices bu da ayrı başka bir şey. Size çıkacak şey şöyle. Abi bir dakika kopyalamamışım. Şuradan kopyalayayım. Şöyle çıkacak eğer hemen hatayı hazırladım böyle. şöyle bir hata çıktı diyelim. Tamam mı? Şu şekilde. O zaman sizin yapmanız gereken şey şu. Addiction diyor. Sonra da şu kodu vermiş değil mi? Yapacağınız şey şu. Script text'e açıyorsunuz. action kısmında. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle ünlemle başlıyor. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Bir sonraki ünlemden hemen önce bitiriyorsunuz ve burayı kopyalıyorsunuz. Ve bunun yanına Yapıştıracaksınız ben ama siz daha rahat görün diye bu en alt yapacağım açık alana. Ee, daha rahat görün diye şöyle yapıştırdığınızı farz edin. Şu kısma şöyle. Şu alana yapıştırdığınızı farz edin. This add action market işte buraya başka bir şey girin. Ne bileyim ee, şey girin Mahmut girin. Tamam mı? Sonra buraya da. Eee. O hatada şu ikinci kısımda yazanı kopyalıyorsunuz. Şöyle kopyaladım. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bitti. Bu şekilde eklenmiş oluyor. Daha sonra Diyelim tıkladınız oradaki listeden sizi gene kitledi. E, restriction hatası aldınız işte. E, gene gelip Benim verdiğim kodlardan da bulabilirsiniz şöyle market yazanları mesela. Nerede varsa göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi Life Market Short Names diye bakın şöyle bir şey şu kısım sadece. Bunu kopyalayıp e, Kendi Batlay sıkıp Şeyinize ekleyebilirsiniz Şöyle göstereyim e, Başka neler var Shop menü bilmem ne bilmem ne Life Market Resource diyor mesela şu var daha sonra Life Market Price var. Ya 3-4 tane falan var. Bunların içinden kendiniz de ayrıca bulabilirsiniz. Bunun dışında yapacak başka bir şeyiniz yok. Videoyu beğenebilirsiniz. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Başkalarını getirip abone yaptırabilirsiniz. elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tek amacım da o zaten hani başka bir şey de yok. Bu arada beni e, Facebook sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Link açıklamalarda var. Onun dışında Twitter açtım ama kullanamıyorum daha. Onu da takipte kalmak için takip edebilirsiniz. Takip edeni takip ediyorum aklınızda bulunsun. <laughs> Bunun dışında kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.